Evet arkadaşlar, bu bölümde oldukça kapsamlı bir sinir olan nervus facialis'ten bahsedeceğim. Sinire genel olarak genel yapısını şöyle bir kabaca değerlendirelim. Ondan sonra daha ayrıntılı bilgilere geçelim. Bu slaytın altında da gördüğünüz gibi, sağ alt köşede de gördüğünüz gibi 3 farklı lif türü içeren bir sinir. Yani motor lifler var sinirin içerisinde, duysal lifler var ve parasempatik lifler var. Ve bunlarla ilgili çıkış bölgelerini görüyorsunuz. Beyin sapının farklı bölümlerinde yer alan örneğin nucleus salivatorius superior ve nucleus lacrimalis, parasempatik çekirdekler ve pons'ta yer alıyor. Mavi ile gösterilmiş. Yine kırmızı çekirdek, motor çekirdek pons'ta yer alıyor. Yeşil liflerin bağlandığı tractus solitarius ise tat duyusunun bulbus'ta yer alan çekirdeği diye kısaca özetleyebileceğimiz bir çekirdek. Çok farklı fonksiyonları var ama genel olarak tat duyusuyla ilgili ikinci nöronların yer aldığı çekirdektir diyebiliriz. Fasciyalisin içerisindeki tabi genel duyu taşıyan lifler de var ama burada resimde yeşille gösterilen lifler daha çok özel duyu, tat duyusunu taşıyan lifleri gösteriyor. Ve bunların beyin sapında bulbus'ta geldiği çekirdeği görürüz. Nucleus tractus solitarius şeklinde. Fasciyal ise bağlantılı 3 tane ganglion var. Bu ganglionların yanına da yıldız koymuşuz. Tabii yerleşimleri farklı ama bazılarının fonksiyonu aynı parasempatik ganglion pterigopalatinum ve ganglion submandibularide olduğu gibi. Genikuli ise fasciyalisin duyu ganglionu. Yeşil yıldızı koyduğumuz ganglion. Ganglion genikuli fasciyal kanalın içerisinde, temporal kemiğin içerisinde yer alır ve duysal sistemle ilgilidir. Duysal liflerin uğradığı ya da işte bu bölgedeki pseudonipolar nöronlar uzantılıdır aslında bu duysal lifler dediğimiz yapılar. Burada tabii tatla ilgili olan lifleri özellikle vurgulamışız. Ganglion pterigopalatinum, gözyaşı bezine giden parasempatiklerin uğradığı ganglion'dur diyebiliriz. Fossa pterigopalatina da yer alır. Adı üzerinde fossa pterigopalatina, ganglion pterigopalatinum. Ganglion submandibulare ağız boşluğunda yer alır. Yine isimler bize yol gösterici olabilir. Glandula submandibulare ise giden parasempatikler buradan geçiyor. Bu ganglion üzerinden geçiyor. Glandula sublingual ise gidenleri de aynı zamanda bu ganglion'dan çıkan lifler uyarıyor. Ağız boşluğunda yer alır demiştik. Motor çekirdek ponsta yer alır ve motor çekirdek kırmızı ile gösterilmiş. Bu çekirdekten çıkan lifler fasyal sinirin içerisinde, fasyal kanalın içerisinde seyrederken bir takım dallar veriyor. Bunlardan biri nervus stapedius. Orta kulakla ilgili küçük bir kasımuskus stapedius'u uyaran sinirdir diye özetleyebiliriz bunda nervus stapedius'u. Motor liflerin büyük bir bölümü fasyalis kafayı terk ettikten sonraki bu geçiş yeri foramen stomastodeum'dur, temporal kemiğin alt yüzünde. Kafayı terk ettikten sonra mimik kas giden lifleri oluşturur. Motor liflerin büyük bir bölümü. Şimdi burada özetlediğimiz genel yapıyı daha detaylı bir şekilde resimlerin üzerinde, diğer resimler üzerinde değerlendirelim. Bu soldaki resim kafa iskeletini sagittal bir kesti. Kırmızı ok, temporal kemiğin pars petrosa dediğimiz piramidi andıran kısmını gösteriyor. Sağdaki resim daha geniş bir açıdan o bölgeyi görürüz. Daha büyük büyütülmüş bir planda değerlendiriyoruz. Porus acousticus internus diye bir delik var. Pars petrosa'nın arka yüzünde fossa crani posteriorda yer alan bu delik, kanalın içerisinde yaklaşık 1-1,5 santimlik bir kanal olarak devam eder. Yani kemikteki o giriş yerine, o deliğe porus deniyor ama kemiğin içine doğru ilerleyen yaklaşık 1-1,5 santimlik kanala meatus acousticus internus deniyor. Aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydir ama tam olarak ne anlama geldiklerini de söyleyelim. İşte bu porus ya da meatustan iki tane çok önemli sinir geçiyor. Bunlardan biri fascialis, fascial kanala girecek, kafayı terk edecek. Diğeri vestibulokohlers. Vestibulokohlers işitme ve denge siniri. İşitme ve denge ile ilgili iç kulak bu pars petrosa'nın içerisinde gömülü olarak bulunan bir yapı. Oradaki reseptörlerden aldığı uyarıyı beyin sapındaki merkezlere taşıyacak 8 numara. Özet olarak porus acousticus internus'tan 7 ve 8 geçer ama tabii yönleri farklıdır. 7 kemiğe girer, 8 kemikten çıkıp kafa içerisine doğru gelir. Pons'a bağlanmak üzere. İşte bu kemiğin temporal kemiğin içerisindeki fasciyalisin seyrine bakacağız. Ama ona geçmeden önce de yine bazı komşukları şu sagittal kesit üzerinde değerlendirelim. Bu resim temporal kemiğin sagittal bir kesiti.
Resmi sol tarafı posterior, sağ tarafı anterior olacak şekilde. Nereden geçiyor bu kesit dersek, mavi daireye dikkat edin, orta kulaktan geçiyor. Orta kulaktaki o küçük kemikçikleri falan görüyoruz. Kulak zarı kısmen kesilmiş o bölgede, kulak zarının da bir parçasını görmek mümkün. Orta kulak, yani kısaca hemen arkasına bakacak olursak çok önemli bir komşuluk olarak şunu söyleyebilirim. Orta kulağın arkasından geçen o ana sinir yapısı nervus facialis. Tabii bir takım alt dallar falan veriyor ama onlar da olayın detayı, biraz sonra onlara da değineceğiz. Ama facialis, facial kanal bu planda orta kulağın arkasında kalmış. Tabii bu kanal iki boyutlu bir düzlemde düşünmemek gerekiyor. Üç boyut olarak düşünecek olursak kırımlar, bükümler gösteriyor. Orta kulağda böyle bir oda gibi kübik bir yapı, altı tane yüzeyi olan, çatısı, işte tabanı, dış, iç, ön, arka gibi bir takım duvarlar sayabiliriz. 6 tane yüzey var dedik. Böyle bir kübik alan olarak düşünecek olursak bunun arka duvarıyla komşuluğunu görüyoruz burada. Ama o komşuluk çok farklı olabilir. Biraz sonra daha farklı bir açıdan bir başka resimde orunda daha farklı bir açıda değerlendirmiş olacağız. Demek ki kısaca orta kulağın arkasından geçiyor ve foramen stomastodium'dan da geçerek kafayı terk ediyor. Kafa tabanına açılmış, çıkmış oluyor nervus facialis. Bu seyri sırasında bir takım dallar veriyor bu fasyal kanalın içerisinde. İşte bu dalları ve bu dalların neyle ilgili olduğunu bize çok güzel anlatan bir resim gelecek. Özellikle yıldızlar koydum çünkü bütün facialis'i bize özetleyen, mutlaka bu sinirle ilgili bilinmesi gereken hemen hemen her şeyi içeren çok önemli bir resim bu. Resmin sağ tarafından başlayacak olursak, meatus olarak yazılmış burada. Meatus'tan kemiğe geliyor, meatus acusticus internus'tan. Facialis oluşturan liflerin kendi içinde dedik ki motor, duyu, parasempatik. İşte bu motor lifleri bir kenara bırakacak olursak, duyusal ve parasempatik liflerin oluşturduğu sinire nervus intermedius deniyor. Bu terimlere, isimlendirmelere de dikkat edelim. Duyu ve parasempatik liflere intermedius deniyor. Kanal içerisinde seyrediyor. İlk dirsek yaptığı yerde, orada ilk dönüş yaptığı yerde, kanalın ilk dirsek yaptığı yerde ilk dalını da veriyor. Bu dalın adı petalus major. Tam o bölgede genişlemiş bir alan olarak da göstermiş orayı. Ganglion geniculi'yi görüyoruz. Yani fasciyasının duyu ganglionu. Daha çok tat lifleriyle bağlantısını söyledik ama genel duyuda alan lifler de vardır fasciyasının içerisinde farklı bölgelerden. Ama biz burada daha çok tatla ilgili yapıyı konuşuyoruz. O pseudonipolar nöronlar, tat duyusunda, tat duyuyu alan birinci nöronlar diyelim fasciyalis için, bu ganglion geniculi'de yer alıyor diye söyleyebilirim. Tam bu noktada verdiği, o ganglion geniculi seviyesinde verdiği dal petalus major. Petalus major bu ganglionun içinden geçen bir takım liflerden oluşuyor. O lifler ağırlıklı olarak parasempatik içeriyor. Başka lifler de var ama biz esas olarak bunu şöyle akılda tutmaya çalışalım. Petalus major gözyaşı bezine giden parasempatikleri taşıyan sinirin adıdır. Hemen glandüler akümalisi yanında görüyoruz. O parasempatiklerin uğradığı ganglionu da ganglion pterigopalatinum olarak görüyoruz. Tabii ki pterigopalatinum fossa pterigopalatinum da tamamen farklı bir yerde, temporal kemikle bir alakası yok. İkinci dal hemen verdiği nervus stapedius. Nervus stapedius orta kulağın küçük bir kısmı, muscus stapediusu uyarıyor. Orta kulaktaki kemikçiklerin görevi, bu kemikçiklere bir şekilde kaslarla bağlanıyor. Ufak kaslar, iki tane kas var burada. Bunlardan biri muscus stapedius. Dış ortamdan gelen, kulak zarıyla alınan bir takım titreşimleri kemikçikler iç kulağa aktarıyor. Kemikçiklerin böyle bir görevi var. Ve bu kemikçiklere de tutan kaslar var dedik. İşte bu muscus stapediusun fonksiyonu şu. Kasıldığı zaman seslerin ya da titreşimlerin iç kulağa aktarımını azaltıyor. Yani bunun karşılığı net etkisi seslerin daha az duyulması ki bunun özel bir adı var. Buna hipoaküzü deniyor. Bu sinire bir şey olursa ya da nervus stapediusu kastediyorum ya da muscus stapedius çalışmazsa sesler normaldeki fonksiyon dedi ki hipoaküzi daha fazla iç kulağa aktarılmaya başlanacak. Yani hiperaküzi durumuyla karşılaşılır. Tam tersi bir durumla karşılaşılır. Nervus stapedius'u verdikten sonra sıradaki dal corda timpani. Buradaki çok önemli esas önemli dal olarak bunu vurgulayabiliriz. Orta kulak boşluğundan geçer seyri sırasında corda timpani fasyal kanaldan ayrıldıktan sonra nervus facialis'ten daha sonra bir şekilde kafayı terk eder. Yoluna devam eder. Belki ilerleyen konularda corda timpani seyriyle ilgili de bazı şeyler söyleyebiliriz. Ama burada fonksiyonel olarak iki önemli özelliği var corda timpani'nin. Bir, dilin 2/3 ön kısmından gelen tat duyusunu alan lifleri taşır corda timpani. Ama aynı zamanda tükürük bezlerine,
submandibüler ve sublingual tükürük bezlerine giden parasempatiklerde korda timpani ile taşınır. Ve bu seyri sırasında ganglion submandibüler ile sinaps yapar buradaki uzantılar, nöron değiştirir. Sonrasında bu bezlere parasempatik uyarı iletilmiş olur. Fasyal kanal foramen stomastodeumda sonlanmış olur. Yani kafanın aşağısında, altında bu foramen stomastodeum dediğimiz bölgeden geçerek fasyalis kafayı terk eder ve sonrasında bir takım dallar veriyor. Bunların bazıları ince, nispeten daha az önemsiz ama yine de söyleyelim bunların isimlerini. Auricular posterior diye bir kas dalı var. Kafanın arkasında muscus occipitalis dediğimiz özellikle kasın siniridir diye özetleyebiliriz bunu. Ramus digastricus ve ramus sitilohyoideus diye iki sinir görüyorsunuz. O digastricus'un hemen yanına bir venter posterior diye bir ilave yapmakta fayda var. Her ikisi de suprahyoid kaslardır. Venter anterior'un siniri, digastricus'un venter anterior'un siniri nervus mandibularis'tir. Önceki bölümde konuştuğumuz venter posterior'un siniri ise nervus facialis'tir. Bununla birlikte stilohyoid kasın da, ki bu iki kas dediğim gibi suprahyoid kas grubundandır, siniri facialis'tir. Bütün bu dalları verdikten sonra facialis parotis bezinin, en büyük tükürük bezinin içerisinden geçerek yoluna devam ediyor. Mimik kaslara giden dallarını veriyor. Bunları da temporal, zigomatik, bukkal, marjinal mandibüler ve servikal olmak üzere 5 grupta değerlendirmek mümkün. İşte bukkal kısım adı üzerinde mesela yanağa gidiyor, muscus buccinatorum filan uyarılmasını sağlıyor gibi bir takım çıkarımlar, isimlerinden zaten ne olduklarını çıkarmak da mümkün. Buradaki önemli bilgi, tükürük bezinin içinden geçerken bu dalları veriyor fasyalis. Fasyal kanal içerisinde verdiği bu 3 daldan petros major ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Önemli bir dal. Bunun içinde şöyle bir resmimiz var, slaytımız var. Bu slayt, hemen slaytta bu 3 dalı görüyoruz fasyal kanal içerisinde verdiği ama burada bir cümle görüyorsunuz. Petros major, petros profundus ile birleşerek nervus canalis pterygoidei denen bir siniri oluşturur diyor. Bunu açıklayalım biraz. Bu olayın birazcık detay ama okuduğunuz kitaplarda karşınıza gelecek terimler olması açısından bilmekte de fayda var bu yapıları. Şimdi alttaki resmin yukarıda slaytın üstünde gördüğümüz büyük bir büyütülmüş bir planda bakıyoruz o bölgeye. Nereye? Pars petrosa'ya, temporal kemiğin pars petrosa'sına. Pars petrosa'nın üzeri açılmış, işte diseksiyon yapılarak içindeki yapılar ortaya çıkartılmış. Hangi yapılar mesela? Beyaz ok kohleayı gösteriyor. İç kulak yani. İşitme ile ilgili yapı salyanguza benzeyen yapı. Kırmızı ok yarım daire kanallarını gösteriyor. Yine iç kulağın bir parçası. Canalis semicircularis, yarım daire kanalları, 3 tanedir bunlar. Pembe ok, iç kulağın hemen lateralinde yer alan, çatısı da açılmış, içini bir boşluk gibi görüyorsunuz. Biraz önce bir kübe benzetmiştim, altı yüzeyi olan, o çatı açılmış, orta kulak boşluğu. Pembe ok, orta kulağı gösteriyor, yani iç kulağa göre daha lateralde yer alıyor. Mavi daireye bakacak olursak o resimde yine, tabii orada kemik yapı kaldırıldığı için tam olarak yerini göremiyoruz ama orası pars acousticus internus. Orada birkaç sinir olarak gördüğümüz yapı 7 ve 8 fasyalis ve vestibülokollarisi oluşturan parçaları görüyoruz. Resmi çok fazla karıştırmamak için üzerine yazıp çizmek istemedim. Dolayısıyla oradaki şematik olayı aşağıya aktardım. Aşağıda kutunun içerisinde görüyorsunuz. Mavi yuvarlak. Pars acousticus internus fasyalis oradan giriyor. İçi boş oklara dikkat edin. Laterale doğru seyrediyor. O spiral sarı renkli yapı kohleayı gösteriyor. Ne diyor resim bize? Kohleanın üstünden geçer diyor. O bölgede yine bir dirsek yapıp arkaya doğru dönüyor. Okey diye gördüğünüz şey orta kulak. Bir kübe benzetmişiz burada. Orta kulağın iç duvarının arkasından arkaya doğru gidiyor. Ve orada üstteki resimde fasyalis orada kaybediyoruz. Tabii aşağı daha derine doğru iniyor. Sonuçta orta kulağın hem iç duvarıyla hem de arka duvarıyla yakın komşuluğu var. Bunları da bilmekte fayda var. Fasyalis orta kulağa çok yakın seyrediyor. İç kulağın üzerinden geçiyor. Üstteki resme bakacak olursak tam o dirsek bölgesi genişlemiş alan, ganglion geniculinin bulunduğu yer aynı zamanda, duyu ganglionu. Tam orada ilk dalını veriyor öne doğru giden. Kırmızı yapı carotis interna, ona doğru giden, foramen lacerum'a doğru giden o sinirin adı petros major işte. Aşağıdaki basit şemada da NPM diye adlandırdığım şey nervus petrosus major'a karşılık geliyor. Demek ki bu sinir petros major ganglion geniculi seviyesinde fasyal kanaldan ayrılıp
temporal kemiği terk edip foramen laceruma doğru ilerliyor. Foramen lacerum bölgesini sfenoid kemik, tabii ki onu sınırlayan yapılardan bir tanesidir sfenoid kemik. O sfenoid kemiğe bakacak olursak, o foramen foramen lacerum bölgesinden bu sfenoid kemiğin içine girerek sinir devam edecek yoluna bir başka sinirle birleşerek. Dikkatinizi yine bir başka şeye çekmek istiyorum burada. Petrous major carotis interna'ya doğru seyrediyor. Onunla yakın konflik içerisinde o ana kalın yapı beyni besleyen ana arter. Temporal kemiğin içinden geçtikten sonra kafa tabanında sella turcica dediğimiz hipofizin bulunduğu bölgenin her iki yanında fossa cani medyada seyreden yapı, foramen lacerumun üstünde de teğet geçen bir seyri var o bölgede. Carotis interna'nın, arteria carotis interna'nın. Şimdi şu resme bir bakalım. Sfenoid kemiğin yukarıdan görüntüsü bu üstteki. Biraz da arkadan bakıyoruz. Carotis interna'yı sella turcica'nın yanında görüyoruz. Tabii tek tarafta çizilmiş ama iki taraflı simetriktir bu. Hemen yanındaki arterin lateralindeki bölgeden bir sinir geçiyor. Sağda oraya boş bırakılmış o bölge. Siyah ok orayı gösteriyor. Foramen rotundum bu. Nervus maxillaris'in kafayı terk ederken içinden geçtiği delik bu foramen rotundum. Çok önemli. Hemen daha arkaya baktığımız zaman sfenoid kemiğin işte korpusunun arka yüzünde falan diye düşünebilirsiniz. Mavi okun gösterdiği yer canalis pterygoideus. Böyle bir bölge var, canalis pterygoideus diye. Önce bir yerleşimini hatırlayalım. Bu ne işe yarıyor, nereyi nereye bağlıyor? Onları bir konuşalım. Sonra içinden geçen yapıları değerlendireceğiz. Alttaki resim sfenoidin önden görüntüsü. Korpusun iki yanında kanatları görüyoruz. Ala major, ala minor ve processus pterygoideus. Tam korpusta pterygoid çıkıntının birleşim yerinde iki tane ok görüyorsunuz. Biri dışarıda siyah. Rotundumun açılış yeri, diğeri mavi, daha medyalde, daha aşağıda, daha içte. O da canalis pterygoideus'un açılış yeri. Rotundum, üstteki resme bakın, kafa içinden başlıyor, fossa cani medyadan sfenoidin ön yüzüne açılıyor. Canalis pterygoideus ise foramen lacerum'dan başlıyor. Kimi kitap bunu fossa cani medya diye de ifade edebilir. Foramen lacerum diyen kitaplar da vardır. Ama sonuçta o da yine sfenoidin ön yüzüne açılıyor. Fossa pterygopalatini'ye açılıyor. Yani alttaki resim bize şunu söylüyor. Fossa pterygopalatini'nin arka duvarına açılır. Rotundum ve canalis pterygoideus. Bunun içinden ne geçiyorsa bunlar fossa pterygopalatini'ye çıkar. Nervus maxillaris ya da işte nervus canalis pterygoidei dediğimiz sinir. İşte ben bir sonraki slide da bu nervus canalis pterygoideinin nasıl oluştuğunu anlatacağım. Karmaşık bir çizim gibi görünüyor ama aslında buradaki olay çok basit. Turuncu ile çizilen lifler, yani bunlar nöronların uzantıları sonuçta, parasempatikler. Yeşille çizilenler ise kafaya baş bölgesine giden, boyundan gelen, sempatik zincirden gelen sempatikleri gösteriyor. Parasempatikler sempatiklerle bir yerde birleşiyor ve bir sinir oluşuyor. İşte bu nervus canalis pterygoidei dediğimiz şey bu. Sempatik ve parasempatik liflerin birleşmesiyle oluşan bir sinir. Ama burada önemli olan nokta şu. Bu lifler çok farklı yerlerden geliyor. Dikkat edin, parasempatikler pons'tan geliyor. Sempatikler ise sempatik zincirin ganglion cervicali superior'undan çıkıyor gibi görüyoruz ama resmin altına baktığımız zaman aslında bunlar omurilikten geliyor. Yine genel bilgiler konusunda anlattığımız bir bilgi, sempatik merkez omurilikte yan boynuzda T1 L2 segmentleri boyunca nucleus intermediolateralis'te bulunur diye bir şey söylemiştim. İşte o nucleus intermediolateralis'teki o çekirdekteki nöronların uzantıları bir şekilde kafaya geliyor. Burada bir yandan da otonom sinir sisteminin genel yapısıyla ilgili de şeyler söylüyoruz. İşte baş bölgesine gelen sempatikler T1 L2 sempatik merkezin T1 seviyesinden çıkar. Omurilikte T1 seviyesinde. T1 spinal sinirden ayrıldıktan sonra bunlar sempatik zincire gelir. Ganglion cervicale superior'da sinaps yapar. Oradan ganglionu terk eder. Peki kafaya nasıl götüreceğiz bunu? ACI dediğim şey carotis interna. Sempatik zincirden gelen o sempatikler carotis interna'nın etrafına dolanarak o arter nasıl seyrediyorsa, biraz önce carotisin kafa tabanındaki seyrini görmüştük. Foramen lacerum'dan geçiyor dedik. Onun etrafında bu şekilde kafanın içine doğru geliyor. İşte o foramen lacerum seviyesi bunların parasempatiklerle buluştuğu yerdir diye de özetleyebiliriz. Peki buraya gelen parasempatikler neyle ilgili? Neyin dalıdır diye bakacak olursak pons'u görüyoruz resmin solunda. Pons'ta iki tane çekirdek, fasciyalisin, nucleus lacrimalis ve nucleus salivatorius superior dediğimiz parasempatik çekirdeklerini görüyoruz. Bu çekirdeklerdeki nöronların uzantıları
nervus facialis'in içerisinde önce seyrediyor. Facialis'i göstermişiz. Pectoralis major diye o sinirden ayrılıyor. Önceki resmi düşünün, seyrini düşünün. Foramen lacerum seviyesinde o sempatiklerle birleşiyor. Canalis pterygoideus'un içerisine girdiği zaman bunun adı nervus canalis pterygoidei adını alıyor bu kanalın içerisinde. Ve o kanaldan geçtikten sonra da fossa pterygopalatinae çıkmış oluyor. Ganglion pterygopalatinum'a getirmiş olduk bu şekilde sempatikleri ve parasempatikleri. Aslında sempatikler de bu gangliona geliyor ama sempatiklerin ganglionla fonksiyonel anlamda, yani buradaki nöronlarla bir bağlantısı falan yok. Onlar yoluna devam ediyor parasempatiklerin yanında. Bizim için önemli olan şey şu: bu sinirle birlikte gelen parasempatikler burada nöronlarla sinaps yapıyor, nöron değiştiriyor ve sonrasında bu gangliondan bir takım dallar adı altında yoluna doğru devam edecek, farklı yolları izleyecek. Mesela bunlardan bir tanesi ganglion pterygopalatinumdan çıkan parasempatiklerin bir bölümü, resmin üstüne doğru bir bakacak olursak, nervus maxillaris'e katılmış önce. Daha sonra nervus lacrimalis diye bir sinire gidiyor. Ki nervus lacrimalis'i nervus ophthalmicus'un dallarından biri diye hatırlayacaksınız. Yani 5-2, 5-1. Yani burada çok farklı bir yapı var. Trigeminus'un dalları parasempatik lif içermez. Ama bu dallar başka yerlerden gelen, hangi başka yerler? Burada gördüğümüz gibi facialis'ten gelen bir takım parasempatikleri taşıyabiliyor. Taşıyıcı rol üstleniyor. Fonksiyonel olarak aslında hiçbir ilgisi yoktur ama bu şekilde bağlantılar vardır. Bu anlattığım aslında ki bu konuyla ilgili buradaki karmaşık gelen ama aslında çok da karmaşık olmayan en detay bilgilerdir. Yani özet şu: gangliondan çıkan parasempatikler facialis'in parasempatikleri ama maxillaris'in ya da ophthalmicus'un lacrimalis dalının içerisinde seyrediyor. Nereye gidiyor? Göz şifresine. Nervus lacrimalis, glandular lacrimalis'e gidiyor. Ya da ganglion'dan çıkan diğer bir takım başka dalların içerisinde, o dalların isimlerine girmeyelim çünkü o ayrı bir ders konusu olur. Burun boşluğundaki bezlere gidiyor, onların salgı yapmasını sağlıyor. Ya da damaktaki ya da yutaktaki bir takım bezlerin salgı yapmasını sağlıyor. Yani özet olarak burada bütün fotoğrafı aslında bir bütün olarak bakıyoruz. Çok basit, olayı bütün olarak en detaylı haliyle özetleyen güzel resimlerden bir tanesi bu. Çekirdeğe dikkat edin Fons'ta, ganglion'a dikkat. Ganglion pterygopalatinumdan çıkan parasempatiklerin gözyaşı bezi, burun boşluğu, damak ve faringsi buradaki bezleri uyardığına dikkat edin diyorum özet olarak.